Geçtiğimiz videoda bu formülün birçok fonksiyonun integralini alırken işimizi bir hayli kolaylaştırdığını iddia etmiştim. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Şimdi diyelim ki x çarpı kosinüs x'in integralini almak istiyoruz. Tabi dx, evet. Şimdi formüle bakarsak bu ifadenin bir kısmını fx'e bir kısmını da g üssü x'e atamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Soru şu. fx'i x, g üssü x'i kosinüs x olarak mı atamalıyız yoksa tam tersini mi yapmalıyız? Yani fx'i kosinüs x, g üssü x'i de x olarak mı atamalıyız? Atamalıyız. Burada yapmamız gereken denklemin karşı tarafına bakmak. Çünkü bizim asıl çözeceğimiz integral burada. Ve burada fx'in türevi çarpı gx var. Yani fx'e öyle bir şey atamalıyız ki fx'in türevi fx'in kendisinden daha basit bir fonksiyon olsun. g üssü x'e ise öyle bir şey atamalıyız ki integralini aldığımızda daha karmaşık hale gelmesin. Evet. Bu durumda fx'in x olacağını düşünürsek f üssü x kesinlikle daha basit bir şey olur. f üssü x 1'e eşit olur değil mi? Ve g üssü x'i de kosinüs x olarak düşünürsek integralini aldığımızda sinüs x elde ederiz. Daha karmaşık hale gelmez yani. Oysa tersini yapsaydık, fx eşittir kosinüs x deseydik, burada alacağımız türev çok daha karmaşık hale gelmezdi belki. Ama g üssü x'e x deseydik, integralini aldığımız zaman burası x kare bölü 2 olurdu. Bu da işleri daha karmaşık hale getirirdi. Şimdi şuraya temiz temiz tekrar yazayım. fx'e x diyoruz. Dolayısıyla f'in türevi... 1 oluyor. g üssü x'e de kosinüs x diyoruz. Dolayısıyla g x sinüs x'e eşit oluyor. Çünkü kosinüsün ters türevi sinüstür. Bu varsayımları yaptığımıza göre, şimdi bakalım bu formülü uygulayarak integrali hesaplayabilecek miyiz. Sağ tarafta, f x çarpı g x var. f x'e x eşit. Evet, f x eşittir x. gx ise sinüs x'e eşit, gx eşittir sinüs x eksi integral f üssü x, f üssü x 1 de değil mi? Çarpı g x, yani çarpı sinüs x dx. Müt müthiş bir sadeleştirme işlemi oldu. Farkındasınız değil mi? x çarpı kosinüs x'in integralini hesaplamak yerine artık tek yapmam gereken sinüs x'in integralini hesaplamak. Güzel bir dönüştürücü. Ve sinüs x dx'in integralinin değerini de biliyoruz. Eksi kosinüs x değil mi? Tabi artı c'yi de eklememiz lazım. Ne de olsa integral işlemlerimizi tamamladık. Demek ki bu integral x sinüs x eksi bu integral yani eksi kosinüs x eksi eksi kosinüs x sonuna artı c'mizi de ekleyelim. c'yi çıkarıyor veya ekliyor olmamızın bir önemi yok. Çünkü keyfi bir sabit bu negatif de olabilir ve tüm bunlar eşittir heyecan dorukta x çarpı sinüs x eksi çarpı eksi artı olur artı kosinüs x artı c. İşte bu kadar. İntegralinin nasıl alındığına dair daha önce hiçbir fikrimizin olmadığı bir şeyin integralini almayı başardık. İlginç değil mi? Bence harikayız.